Teşekkür ederim. Teşekkürler. Mahmut Er, Mehmet Özbul. Abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Diyarbakır'dan geliyoruz Acun abi. Hoş geldiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Ben internet kafe işletiyorum. Sen? Vallahi Acun abi benimki biraz karışık. Yani ne yaptığım belli değil. Şey yapıyorum, bir seyahat saçılık yapıyorum. Karma karışık abi. Hayat mücadelesi yani. Evet yani bir tamir yapıyorum, bir ustalık yapıyorum. Şu anda boştayım abi. Siz nasıl boşsunuz? Aynı işi yaptığımız için yani sonradan böyle birbirimizi tanıdık. Yaş farkı var herhalde. Yaş farkı var. Var. Sen kaç yaşındasın? 21. Sen? 30 Acun abi. Peki iyi arkadaş oldunuz. Evet. Beraber müzik yapmaya karar verdiniz. Evet, bu fikir kimden çıktı? Yani öyle ondan birbirimizi abi bulduk. Yani iyi işler yapacağımızı düşündük. Daha önceden işte ben yapıyordum. Arkadaş geldi işte beraber okuyalım diye. Ben de okeyledim. Yaptık beraber. Başka yerlerde de yapıyor musunuz? Vallahi benim biraz aile falan şey var. Şu an yapamıyorum müzik. O kadar çıktınız uğraşamıyorum mı sahneye yani. Bir de maddi durumdan da kaynaklanıyor belki. O yüzden olabilir. Peki Eser? Vallahi ben etkilendim ama neden etkilendim bilmiyorum. Tam yani
Şimdi şarkı söyleyişiniz bir enteresan. Kendimiz de enteresanız ha. He? Biz kendimiz de enteresan değil miyiz? Enteresansınız. Sağ olun, sağ olun. Ama bu enteresanlık her zaman buraya sempatik geçmeyebilir. Sizin ki seyirci tarafından da çok sevildi. Sizin söyleyiş tarzınız çok kendinize özgü. Kendine bak ya. Kendine diye bitiyor. Kendi sözlerim onlar, kendim yazıyorum. Evet. Başka tarzlarda da okuyorum yani illa bu değil, tek başıma. Yok, tarz açısından değil, söyleyiş tarzınız. Nakarat bölümünde tam olarak ne diyorsun? Soru bana beni bana sor. Zoru kız sensiz çok zor. Kalbimi yakıyor, kıymetini ya. Ölüyorum aşkından, sensizlik yakıyor. Sözleri siz yazdınız değil mi? Kendim yazıyorum. Kendimiz yazıyoruz. Daha sağlamları da var bizde, bende yani. Bunların devamı var. İşte... Sor bana sor part 1, part 2, part 3, part 4 yolda. Amatör sanatçılara beste de sattım. Yani ben beste yazıyorum kendim. Birçok bestem de var evde. İşte müzikler biraz ücretli olduğu için yapamıyorum bir şey. Ne için? Müzik çizimi falan, müzik yazmak için yani biraz ücretli olduğu için kendi bestemi... Ne ücretli? Kendin yapmışsın işte müziği, ne güzel. Hayır yani şey böyle... Notaya dökme işinden bahsediyor. Şarkıyı yaratamıyorum diyor. Şey etkisi de yaratıyor. Na 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 falan böyle... Yavaş yavaş hipnotize olduk hepimiz. Evet, şu durum oldu yani. Gerçekten bak, seyirci öyle oldu. Böyle çıktı, arabesk rap, ne oldu? Bir daha, arabesk bir daha. Arabesk değil aslında. Abi bu arabesk böyle, değil, ben buna ne diyorum biliyor musun? Arabesk rap değil mi bu? Çok özür diliyorum. Pop, bu pop hareketleri. Pop rap. Arabesk kendi tarzım olarak bir şey yaptım yani. Pop arabesk, evet. Abi fark etmez. Bence yeni bir isim bulunmalı bu tarza zaten. Ne sen... pop ne arabesk. Abi bir de sen ikiyi gör. Öf be. Geçersin. Grubunuzun adı yok galiba. Grubun adı ne? Yok. Grubun benim... adı var da aslında sor, değiştirdik. Benim kendi lakabım var. Asabi 21 diye. Ne diye? Asabi 21 Imposto. Neden asabi? Ben onu merak... Asabi misin sen? Ya bilmiyorum abi, valla aslında tam tersiyim de bilmiyorum. Arkadaşlarım öyle dedi, biz de öyle kabul ettik, ne yapalım? Durup dururken sen asabisin dediler, öyle mi? Asabi olsun dediler aslında. He, nikini asabi olsun dediler. Evet. Peki, Demet'i merak ediyorum. Ne diyorsun Demet? Ben de merak ediyorum, soruyorum şimdi kendime. Kaldı. Ne hissettin? Sen de hipnotize oldun, kabul et. İşte. Bir kaldı. Diyorum ya, sen deyince ona böyle bir baktım. Hemen bakmıyor. Yani çünkü hayır, sahnede birilerinin gerçekten kendini kaybederek eğleniyor olması insanı yok. Karşındakini hipnotize eden bir hale sokuyor insanı, ne olursa olsun. Herhalde ondan. Peki. Yani ben açıkçası şarkıyı sen yazdığın için, hayata sen geçirdiğin için, şarkı da seyirciyi yakaladığı için, başarı nedir? Bir şarkının başarısını nasıl ölçebiliriz biz? Bence ne kadar beğenilmesiyle alakalıdır. Aynen. Yani bir şarkının başarısı budur. Bütün sanatçılar için şarkın tuttu, tutmadı, sevildi, sevilmediğin karşılığı nedir? Ne kadar çok insan beğenirse. Burada salon bu kadar, hani şimdi biz Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeyiz. Tanımıyorlar. Trabzon'dayız. Tanımıyorlar. Kimse sizi tanımıyor. Bu kadar adam size sıcak bakıyorsa ben sıcak bakarım. Acun abi, ancak buraya gelebildik. Bundan sonrasını artık siz yapacaksınız. Buraya gelebildik derken sizi biz getirmişizdir tahminim buraya. Ama zorla geldik yani, nasıl hayat şartları yani. Acun abi, benim kendi şahsım... Hayır ben şimdi şöyle... Söyleyeyim ben... mi bilmiyorum yani, 5 çocuğum var benim. Biraz zor oldu yani benim için gelmek. O yüzden. Zor oldu derken, sen yarışmaya gelmek için bir bedel ödemedin değil mi? Hayır. Kesinlikle hayır. Biz yani davet ettik, biz getirdik. Evet. Acun Medya sağ olsun, teşekkür ederiz. Buralara kadar Buralara kadar gelmem zor oldu anlamında bence. Evet. Efendim, anlamamaya çalışıyorum müsaade edersen. Hayır. Ben müzik yapımcısı değilim zaten ya, ne yapayım ben? Ben şimdi hani Türkiye'yle seni buluşturduğumuzu düşünüyorum. Evet, teşekkür Buradan ediyorum. Buradan sonrası artık kısmettir yani, ben görevimizi tamamlamak üzereyiz. Belki bir tur daha gideceksiniz çünkü. Evet. Peki. Oylamaya geçelim. Eser.
Vallahi ben hani sadece Acun abi gibi sadece şarkıdan kaynaklandığını düşünmüyorum. Toplam yarattığınız hissiyat çok kafamızı karıştırdı ve sonunda beğeni gibi bir şey çıktı ortaya. Hipnotize olduk gibi bir şey oldu. Ve şu an ben böyle hayır dersem böyle olduğum yerde çarpılırım gibi geliyor. Yani böyle bir şey oldu yani. O yüzden... Çok güzel. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Ben bir arada kaldım çocuklar. Seyirciye sormak istiyorum. Bana geç. Hayır diyenler. Evet diyenler. Sağ olun. Teşekkürler. Trabzon. Ben halkın isteğini gelişe veremem. O yüzden evet diyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Bence başarı kesinlikle alkış oranıyla doğru orantılı değildir. Çoğunlukla da değildir. Azınlık olmayı göze alıp, bundan da memnun olup, kalplerinizde değil tabii ki sunduğunuz şeye hayırlı bir hayır hediye etmek isterim. Teşekkürler. Sağ olun. Ben Demet'le aynı düşünmüyorum. Bence müzikte başarı tamamen beğeniyle doğru orantılıdır. Yani buraya gelen arkadaşlarımız hepsi yeteneksizsiniz Türkiye'de. Kendi dallarında buraya çıktıktan sonra mutlaka ileri gidiyorlar. Evet ama burada bazısı 1 kilometre gidiyor, bazısı 100 kilometre gidiyor. Şimdi bu arkadaşımız hani müzikten bir ekonomi yapmayı hayal eden bir arkadaşımız. Bu arkadaşımızın bu hayalini biz burada niye durduralım? Yani iyi kötü seyirciden bu kadar alkış almış. Şimdi Mahmut'a şunu mu diyelim yani? Peki yani böyle... albümlerin satmadığı bir ülkede nasıl bir para kazanabilir sence? Şimdi çok kazanıyorlar ya. Ya albümlerin satmadığı bir ülkede değil yani. Ben söyleyeyim yani şöyle bir şey var. Burada ekonomi sadece albüm satmasıyla ilgili. Ekonominin albümle alakalı. Nasıl kazanabilir? Konser yapabilir. Gidip ekstraya çıkabilir. Diyarbakır'da yani eğer bu yolda ilerlerse yarın öbür gün şu Diyarbakır... Şu anki haliyle zaten çıkabilir. Ama şimdi bak Diyarbakır'da artık meşhur oldu. Belki bir tur daha geçecek. Yine o şarkısını sevecekler. Türkiye'de konser. Belki de gidecek. Ondan sonra Adana'da bir konsere çıkacak. Yani bu konserden bir ekonomi yapacak. Hani belki yapamayacak bilmiyorum ama ben o hakkını niye şu anda elinden alayım ki? Demek ki burayı kazanmış. Ona böyle bir yolda ben yol açmak istiyorum açıkçası. Evet diyorum. Teşekkürler Acun abi. Sağ olun. Buradan hani aslında tabii yani elimizden bu geliyor. Şu anda sizi buraya çıkartabiliyoruz. Türkiye'de seyredilen bir program var. İşte Türkiye'de gösterebiliyoruz. Yani bizden bu geliyor. Bundan sonrası aslında tam tersine. Biz de başka bir şey istemiyoruz Acun abi. Yok. Sağ olun. Tam tersini söylüyorum ben sana. Bizden bu kadar. Bundan sonrası sizde. Teşekkürler Acun abi. Üç evet de ölür. Sağ olun, sağ olun. Yıldırım Elmas. Evet. Yıldırım hoş geldin. Hoş bulduk. Sen abilerinle katılmıştın değil mi? Evet. Nerede abilerin? Onları getirmedim. Buraya kimle geldin? Babamla. Kaç yaşına geldin sen şu anda? 9. Dersler iyi mi? İyi. Okulda tanıyorlar mı seni? Evet. Hava atıyor musun? Hayır. Aferin. Ne yapacaksın bu akşam? Hip hop rap yapacağım. Hadi bakalım bekliyoruz.
Derslerini de böyle iyi ezberliyor musun? Evet. Gerçekten. Evet. Bunu ezberlemek, bu hızda söylemek, bu yaşta söylemek, bir taraftan da oynayarak söylemek, bir hobi olarak da görüyorum bunu. Her ne olursa olsun bütün çocukların bir hobisi olması gerektiğine inanıyorum. O yüzden de alkışlıyorum. Teşekkürler. Abilerini getirmeyerek büyük katkı yapmışım bir defa, onu söyleyeyim özellikle. Ben çok beğendim. Sen rapçi olacaksın herhalde büyüyünce. Öyle bir hava var. Utanıyor şimdi. Peki, oylamaya geçelim Sergen. Evet. Teşekkürler. Yıldırım, abilerinle iyi anlaşıyor musun? Evet. Gerçekten. İyi. Kaç, üç kardeş miydiniz siz? Altı. Ne? En küçük sensin değil mi? Evet. Peki. Ben de evet diyorum. Teşekkürler. Ben de evet diyorum. Üç evet de uğurluyoruz. Ne haber? İyi, sizden? Biz de iyiyiz vallahi. Enerjin yerinde maşallah. Gözlerin evet. Işıl ışıl. Adın? Teşekkür ederim. Sergen Barış. Sergen. Ooo, 1-0. Bir cepte şimdi. Peki, nereden geliyorsun? Kocaeli Gölcük. Kocaeli'den geliyorsun buraya. Yaş? 13. 13 yaşındasın. Tamam, şimdi izleyenlere yeteneğin ne olduğunu söyle bakalım. Ne, kameranın içine bak. Ne senin yeteneğin? Arabesk rap söyleyeceğim. Sergen Barış. Evet. Sergen hoş geldin. Hoş bulduk. Kim koydu adını? Dayımla babam koymuş. Hangi takım tutuyorlar? Babam Fenerbahçe, dayım Beşiktaş. Çok güzel. Bu akşam ne yapacaksın? Arabesk rap. Peki, hadi başarılar. Dur güzelim şimdi iyi dinle beni, terk ettiğin o serseri konuşuyor. Hatırladın değil mi bir zamanlar aşkındı ama şimdi kalbim atmıyor. Neden diye soruyorsan da bazen nedeni çok belli, gittim ben de. Şimdi başkasının elini tutuyorsun. Böyle bir oyun oynamadım ki ben. Bir kalbe üç kişi nasıl sığdırdın? Onca çektim de beni yıldırdın. Kalbim dayanamaz gidişlerine. Yeter lan yeter, beni bıktırdın. Peki bana acımadın ortada. Peki insanlığın da mı yok? Kapayınca gözümü rüyalarında. Çıkardık yeter, dayanamıyorum. Şimdi düşün ikimizi göz önüne getir. Aklına hemen başkaları mı gelir? Oysa benim kalbim kilitli sende. Ümit çekiyor mu ki senin kalbinde? İsyan, yeter artık bıktım, kes lan. Bu muydu senin aşkın, yeter. Dayanamıyorum gülüm benim, tek sellim artık öl. Sus kurban olayım ağzım.
yaptım başkasının. Can dayanmıyor Allah. Benim tek bir şeye zoruma gidiyor. Gelinlik için göremeyeceğim lan. Al kalbimi karşı derler. Al kalbimi karşı derler. Sen de üzüldün mü? Ay bile çeker gider. Ay bile çeker gider. Geceyi düşündün mü? Bir kere seçtiğin şarkı çok güzel. Teşekkür ederim. Çok düşünecek bir şey yok yani. Sahnede Sergen var bir defa. Öyle düşünelim yani. Yani bu kadar ufak yaşta bu merak çok... Nereden geliyor bu yani? Futbola falan merak sarsaydınız birazcık. Başkalarından farklı bir şey olsun diye bunu yapmaya karar verdim. Oylama geçelim Sergen. Evet. Teşekkür ederim. Hayır. Seni burada görmekten dolayı mutluyum abin olarak. Hani şarkını da bütün herkese göstermiş olduk. Ama bana kızma, ben de hayır diyorum. Tamam mı? Hoşça kal. İyi günler. Zulmetmeye bir son ver inancıyla. Okan, Ufuk, Serkan, Atakan. Evet. Nereden geliyorsunuz? Kocaeli. Kocaeli. Peki. Bir İstanbul var. Ben İstanbul'dan. Ne iş yapıyorsunuz? Okuyorum, üniversite birinci sınıfa geçtim. Ben şu an çalışmıyorum, boşum. Öyle bir havan var zaten. Bir iş yerinden geliyor gibi değilsin yani. Evet. Sen? Ben Körfez'de oturuyorum, Kocaeli, İzmit. Evet. Ben piyasada saz çalıyorum efendim. Piyasada saz. Müziği, arabesk, çok Ferdi güzel. Abimizden, Orhan abimizden, İbrahim Tatlıses abimizden. Hepsinden okuyorum. Yaklaşık 250-300 tane repertuar geniş yana parça biliyorum efendim. Peki ne yapacaksınız bu akşam? Slow rap. Buyurun arkadaşlar. Hayatta bağdaşınca can yakar ve özde sözde farklısın ve seni de tanıdım anladım. Yalandı gözlerin tıpkı hayatın gibi, uykusuz gecemde kaldı kurduğum hayalleri. İstemezdim böyle olsun, aşk vardı yarıda kaldı. İçinde sen olan umutlar da vardı ama şimdi gittin kaldım oysa umutlarla baş başa. Bir gün biter diyenler evet bence haklı çıktı, kör etmişti sanki beni, nasıl göreyim onları? Kör etmişti sanki beni, nasıl göreyim onları şimdi? Ya, uyandığımda seni görmüştüm, yanımda kalmalıydın, ihtiyacım vardı sana, ellerimden tutmalıydın. Bana bir söz vermiştin, sözünde durmalıydın. Gitmeden önce durup da tetiğe basmalıydın. Gitmeden önce durup da tetiğe basmalıydın. Hayat denen bu oyunla çıkış yolunu bulamadım. Senaryoyu sen yazdın ve daha fazla kalamadım. Çekmecemde duruyor resmin, bir kez olsun alamadım. Kalbimde açtığın yarayı bir kez olsun sarmadım. Kalbimde açtığın yarayı bir kez olsun sarmadım. Anne baba hasretiyle ağlamaklı
bin hece. Başım eğik yürüyorum, sokaklarda ne yapayım? Karanlıklar içinde inceden bir ses gelir. Döner bakarım ardıma, el ele bir çift güler. Yaklaşınca anlarım sevdiğim ve kardeşim. Yaklaşınca anlarım ve sevdiğimle kardeşim. Şimdi söyleyeyim ve ben kime güveneyim? Canıma kıysam tek nefeste o halleri gözümde. Değmezmiş ben tekim ve sakın kızma birader. Sevdiğimi aldın benden bir can kaldı veremem. Sevdiğimi aldın benden bir can kaldı veremem. Sen gülünce güller açar gül pembe. Bülbüller seni söyler biz dinlerdik gül pembe. Teşekkürler Bursa. Teşekkürler Bursa. Teşekkürler. Bizim bir sürprizimiz de olacaktı da. Bir sürprizimiz daha var. İzninizle söyleyeyim. Abimiz Ferdi Tayfur'un şarkılarını çok güzel yorumluyor. Kendi sesiyle birebir sayılır. İstiyorsanız şimdi bir şarkı söyleyebilir. Kısa bir nakarat. Kısa bir nakarat. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ne olur tükenip bitin acım. Bu kadar insafsız zalim olmayın. Zulmetmeye bir son verin acılar. Zulmetmeye bir son verin acılar. Yıkmayın dünyamı hayallerimi. Kırmayın kalbimi ümitlerimi. Nereden nereye geçtik? Ben anlam veremedim şimdi bu Ferdi Tayfur'u taklit meselesine. Yok, ben normalde sazdan çalıyorum Türkiye bölgesinde. Herkes Ferdi'den söyle diyorlar yani sonuçta. Hayır, sizin söylemenizde bir şey söylemiyorum da konu farklıyken. Rap'ten bir anda Ferdi Tayfur'a geçtik. Yani diyor ki biriniz de top mu sektirecek birazdan? Ben çok yorum yapmak istemiyorum ama açıkçası çok sıcak bakmıyorum. Peki oylama geçelim Sergen. Ben hayır diyorum. Hayır. Ben de hayır diyorum arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Bundan sonra için başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Heads up! Here's another one, another one. Kardeşim ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederiz. Bugün bize ne yapacaksın sahnede? Bugün size arabesk rap söyleyeceğim. Geçen sene de katılmıştım, eğlendim. Yine sefer... arabesk rap söyleyip olmadı mı? Bunu söylemek de zor. Söyledim, birinci turda geçtim ama ikinci turda eğlendim. Bir dener misiniz? Arabesk rap, hızlı söyleyin. Arabesk rap yapacaksın şimdi bize. Evet. Sahneye çıkacaksın. Bir de oldu ama ikinci turda elendi. Evet, aynı. O zaman kardeşim daha fazla yapacak bir şey yok. Bundan sonra gene ipler senin elinde. Sahne senin kardeşim. Yoluna çık olsun. Depresyon style. Merhaba. Evet, Vedat hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen sene katılmıştın. Evet, katıldım. Peki. Şarkı söylemiştin. Evet, söyledim. İstanbul'dan gelmiştin. Ah sen kilisliyim ama İstanbul'dan gelmiştim. Peki. Nasıl geçti geçen sene? Geçen sene birinci turda işte geçtik. Üç evetle uğurlandım. İkinci turda da yetersiz oldu. Elenmiştim. Bu sene ama güzel bir şey yaptım. İnşallah bu turu da geçersem öteki seneye de çok güzel bir şey yapmayı düşünüyorum yani. Tek. Öteki sene. Evet ama. Ya sen burayı okul gibi mi görüyorsun? Her sene bitirme tezi mi yapacaksın? Hayır şimdi Acun abi ondan değil. Şimdi bu turu geçersem eğer seneye yani tek gelmeyeceğim. Kız arkadaşımı ve bütün arkadaşımı getireceğim.
Vedat, senin efendim? Seneye dediğin ikinci tur olabilir mi? Aynen, aynen. Abi, heyecanlıyık yani. Ne konuşacağımızı bilmiyoruz. Vedat. Efendim. Güzel bir yıl geçirdin geçen sene yani, değil mi? Evet, geçirdim de Acun abi şimdi... benim bir sürü Facebook'umu kırıyorlar hep yani... Anlamıyorum ki. Daha 4 gün evvel bir tane kırıldı. Hep patlatıyorlar, hep kırıyorlar. Sen geçen sefer de aynı şeyden yakınmıştın ya. Evet. Bırak Facebook'u artık o zaman sen de. Ben artık kullanmayacağım. Zaten kızdan mesaj atıyor, teklif meklif ediyorlar. Ben kabul etmiyorum yani. Sen kaç yaşındasın? Ben mi? 16'ma girdim. Şimdi güzel bir yıl geçirdin. Bu sene yeni şarkınla hazırlandın. Aynen. Çok süper. Bu seyirci yıkılacak şu an. Emin misin? Eminim. Sen mi yazdın sözlerini? Evet, ben yazdım. Dünyayı durdurmaya geldim. Peki annen baban ne dedi geçen sene yarışmayla ilgili? Annem babam her şeyin hayırlısı olsun oğlum dedi. Sağlık olsun dedi. Böyle yani. Vallahi yeni şarkını heyecanla bekliyoruz. Okey. Sahne senin. Sağ ol. Depresyon style'a bensiz kaldın şimdi mıhtısın. Dilerim Rabbim seni korusun bu kalbim hep seninle olsun. Kalbim küçücük ama sen yoksun. Hatamı yaptım ben seni sevdim. Kör oldu kalbim ölüme de gitti. Her bir cümlemle ben seni seçtim. Yazıklar olsun çekip de gittin. Sevdim seni ben deli gibi hem de. Yazıklar olsun o senin sevgine. Bırakıp gitmek seninle yine. Ölüm ölüm diye ağlıyorum ben. Söyle ne istedin sen benden. Tek çaresi ölüm ölüm. Söylesen bana neden be gülüm. Tek çaresi ölüm ölüm. Söylesen bana neden be gülüm. Durdurun dünyayı. Yaşamak istemem. Yırtılar hayatımı. Geriye dönemem. Aşk beni bıktırdı. Artık ben sevemem. Aşk beni bıktırdı. Artık sevemem. Aşk beni bıktırdı, artık sevemem. Seni gördüğüm yer var ya hani. Ayrıldığımız okul bahçesi. Beni sevmediğini söylemiştin. İşte o zaman her şey bitti. Sus beni dinle, iyice bir dinle. Hayatıma sakın bir daha girme. Beni mahvettin, sakın ona dönme. Ben seni sevdim, nasıl da böyle. Sol yanımda büyük bir sızı. Sevdim iki lan vefasız kızı. Yaktın yıktın sen sevdamızı. Sen açtın sol yanımda bir sızı. Ağlıyor gözler, neden be anne. Hayat yolunda dostum yok be. Gülmedi yüzüm, ağladı hep be. Elveda dünya, kaderim böyle. Gülmedi yüzüm, ağladı hep be. Elveda dünya, kaderim böyle. Bir gün senin de beni bırakıp gideceğini hiç düşünmedim. Uyanmaz dedim hep. Sen de sevmedin. Sen de yalan çıktın. Yalan, yalan. Dün gece rüyamda seni gördüm bir tanem. Görür görmez kendimi kaybettim. Oysa ki, oysa ki ben hayaller kurmuştum sevgilim. Sen benim hayallerimi yıktın. Mahvettin, mahvettin. Depresyon style'a şoşe. Yeah, hadi çek. Durdurun dünyayı. Yaşamak istemem. Yıktılar hayatımı. Geriye dönemem. Aşk beni bıktırdı. Artık ben sevemem. Aşk beni bıktırdı. Artık sevemem. Aşk beni bıktırdı. Artık sevemem. Sağ olun, sağ olun. Vedat, yani yaşın olarak bu yaşta bununla ilgileniyor olman, bu sözleri sen yazdın tabii ki. Evet. Bu sözleri yazmış olman, bir şeyler var olduğunu hissediyorum. Hülya ben tam açıklayamasam da. Onun için sana pozitif okuyorum yine ben bugün. Bu turu geçersem eğer, ikinci turda çok güzel şeyler yapacağım. Yani tek çıkmayacağım. Öyle bir keyifli izleyeceksiniz ki size anlatamam. Vedat, şimdi geçen sene katılmışsın, ikinci turda eğlenmişsin zaten. Evet, ikinci turda yetersiz zaten, doğru. Tamam, şimdi bir daha geldiğin zaman bizim beklentimiz şu olur. Üzerine ne koydu,
farkını göreceğiz diye. Bana soruyorsan geçen sene ilginçti mesela. En azından ilk defa görmüştük. Bu sene üzerine bir şey koydun mu diyorsan hani hemen hemen aynı şeyler derim. Yani Acun abi benden sonra zaten bir sürü rapçi çıktı bura. Siz de biliyorsunuz birçok rapçi çıktı. Yani... Benim tatlıdım yapanlar da var. Çok sempatiksin. Tamam mı? Yani farklısın. Bunların hepsini kabul ediyorum. Ama biz şu anda bir şey görüyoruz. Ben kendi açımdan söylüyorum. Hani burada Türkiye'nin en yeteneklisi olacak bir şey var mı diyorsan hakikaten yok. Hani Türkiye'nin en yeteneklisi... Tabii, doğru söylüyorsun. Olamayabilirsin. Bu ama senin başarısız olduğun anlamına taşımaz yani. Sen kendi dalında zaten seviliyorsun. Yeni şarkında biz sana senin göstermiş olduk. Benim görüşümde ama öbür iki jüri üyesi ne yapacak bilmiyorum yani. Oylama geçelim Sergen. Hayır. Sağ ol, sağ ol. Evet. Sağ ol Hülya abla. Acun abi. İlk ben başlasaydım keşke. Peki seyirciye soruyorum. Tamam. Evet diyenler alkışlasın. Hayır diyenler alkışlasın. Yani seyirci tam olarak kazanamadın demek değil mi bu? Sağlık olsun Acun evet. Abi. Ben de hayır diyorum. Hoşça kal inşallah. Görüşürüz. Hoş geldin. Depresyon style'a